Büyük zorluk çekmediklerini, ilk 20 sayfada biraz yadırgayıp ondan sonra gittiğini söylediler. İyi öyleyse. Peki bu gözyaşlarımızı neye borçluyuz sence işin yazarı olarak? Galiba gözyaşlarımızı aslında akıp giden zamanın kitabın merkezinde olmasına, anlatının merkezinde olmasına borçluyuz. Zaman her zaman bizi hüzünlendiren bir şey. Bugünden geriye baktığımızda hüzünlendiren bir şey. Hayal kırıklıklarımız, umutlarımız, tabii aynı zamanda neşelerimiz, başarılarımız şu bu ama çoğunlukla böyle bir nostaljik bir şey oluyor. Evet. En çok o. İkincisi zamanın belki de ben öyle duyuyorum içimde düzelerek toplumsal olarak insanlarda bir daha iyiye gidiş yaratamamış olmasının hüznü. Asıl o hüzün. Galiba yani. Mesela Hasan Cemal son kitabında tarihin bir türlü tarih olamadığı ülke diyor. Çok hoşuma gidiyor bu. Tarih bir türlü tarih olamıyor. Evet. Özellikle tarihin kötü olayları, kötü gidişatı bir türlü tarih olamıyor. Sürekli biz horizonî bir şekilde ama hep yukarı doğru çıkan bir horizon değil. Hep kendi etrafında dönen bir horizonî bir şekilde evet. O tarihi sürekli yeniden üretiyoruz. Deprem